Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir sistem toplama videosu ile birlikteyiz. Bugün sizlere 4099 TL bütçe ile şu an piyasada bulunan güncel tüm oyunları 1080p çözünürlükte yüksek ve ultra görüntü kalitesi ile oynatabilecek sistemle karşınızdayım. Arkadaşlar bu sistemi toplarken sizler için çok uğraştım ve en iyi fiyat performans ürünü topladım. Bu PC hem ileriye dönük hem de size uzun yıllar hizmet edecek kalitede bileşenlerden oluşuyor. Şu an piyasayı az çok analiz ediyorum. Takip ediyorum. Sürekli eski donanım sistemler öneriyorlar. Arkadaşlar ciddi paralar vererek sıfır sistemler alıyorsunuz. Örnek vermek gerekirse yıl olmuş 2020 sıfır araç alacaksınız. Gidip 2016 veya 2017 model araç alır mısınız? Tabii ki almazsınız. Bu yüzden her zaman en iyi, en güncel, en iyi fiyat performans sistemlerle sizlerin karşınızda olacağım. Videoyu geçmeden kanalıma abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Haydi videoya geçelim. Arkadaşlar sistem bileşenleri tanıtmaya her zamanki gibi ilk olarak işlemci ile başlamak istiyorum. Daha önce birçok videomda sizlere söylemiştim. Ryzen 3 3300X işlemci birçok sistem toplama videolarında göreceksiniz diye. Arkadaşlar bu işlemci şu an gerçek anlamda bence oyun, yayın, editleme konusunda sizi asla yarı yolda bırakmayacak orta segmentte fiyat performans canavarı diyebilirim. Bu işlemci yalnız 4 çekirdek olsaydı kesinlikle koymazdım sistemlerime. Arkadaşlar 3300x 4 gerçek 8 thread yapıda hem tekli çekirdek hem çoklu çekirdek performansı çok iyi. Şu an YouTube'dan 3600 veya 3500x Intel tarafında 9400 file testlerine bakabilirsiniz. Hemen hemen aynı hatta bazı oyunlara daha çok ön plana çıkıyor. AMD Ryzen 3 3300x overclock konusunda da başarılı bir işlemci. Kutu içerisinden stok soğutucusu ile birlikte geliyor. İçinden çıkan stok soğutucusu Ryzen 5 3600'ün kullandığı ince olan versiyonu değil. 3600 xte kullanılan kalın soğutucu bile öyle birlikte geliyor. Bu yüzden overclock imkanı güzel bir işlemci. Ryzen 3 3300X Zen 2 mimarisi 7 nanometre üretim ile üretiliyor. Gerçekten çok güzel şu an piyasada bulunan 2070 Super ve üstü katları 2K 4K'da rahat rahat besleyecek. 2070 süper ve 6 ekran kartlarını ise 1080p çözünürlükte kesinlikle drop ve darboğaz yapmadan kullanacaksınız. Geçelim diğer bileşenlerimize. Şimdi gelelim ekran kartına arkadaşlar. Ekran kartı olarak AMD'nin en eski partnerlerinden olan Safir marka RX 5500 XT 4 GB modeli tercih ettim. 1399 TL gerçekten bu dolar kurunda çok makul ve güncel bir kart. Bunun 8 GB olan versiyonu tercih etmedim. Arkadaşlar neden diye sorarsanız hem 400-500 TL fazla hem de karşında alacağım FPS sonuçları videoda gördüğünüz gibi olacaktı. Bizim her zaman birinci önceliğimiz fiyat performans olacak arkadaşlar. Şu an piyasada bulunan GTX 1060, RX 570, RX 580, RX 590 kartlarından kesinlikle uzak durmanızı öneririm. Çünkü bu ekran kartları eski Polaris mimarisine sahip hem fazla güç çekiyor hem de eski teknoloji kartlar. Bizim kullandığımız kart 7 nanometre Navi teknolojisi ile üretilmiştir. Geçelim diğer bileşenimize. Arkadaşlar, üçüncü parça olarak tercihimizi fiyat performans noktasında Gigabyte'in geliştirmiş olduğu B450 SKH modelinden yana kullandık. Sonuçta böyle bir sisteme A320M kullanmak olmazdı. Arkadaşlar, B450 SKH MOS ve soğutucu bloğu bu fiyat bareminde bize sağlayan tek anakart. O yüzden bu anakart bizim işimizi fazlasıyla görecektir. s modeli, M2 desteği, çift modül RAM slotu, RGB kontrol ünitesi ile ön plana çıkıyor. Gerçek anlamda uzun vadeli bir anakart arkadaşlar. Geçelim sistemin diğer bileşenine. RAM konusunda yine fiyat performans noktasında tercihimizi NeoForza 8x2 toplamda 16 GB doğal kanal RAM'lerden yana kullandık. Arkadaşlar NeoForza RAM'ler şu an piyasada SL15 gibi çok düşük bir gecikme değerine sahip olmasına rağmen Fiyat ve kalite konusunda en avantajlı ürün olarak karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, AMD sistemlerde dual kanal RAM kullanımı olmazsa olmaz. O yüzden 4000 TL altına sarkmadan 4099 TL bütçede 16 GB ile doldurduk sistemi. Geçelim sistemin diğer bileşenine. Arkadaşlar sistemimizin depolama birimi olarak Intensa 240 GB SATA SSD'sini tercih ettik. Arkadaşlar bu SSD'yi kullanan birisi olarak sizlere gönül rahatlığıyla öneririm. Okuma, yazma ve fiyat performans olarak aynı fiyat baramindeki rakiplerinin önüne geçiyor. Bütçesi 4000 TL'nin biraz üstünde olan arkadaşlar, sistem hiç okumadan 1 TB hard disk alabilir. Bu tamamen sizin kullanımınızla ilgili. Geçelim sistemi son bileşeni olarak kasamıza. Arkadaşlar sistemi son parçası olarak kasamızdan bahsedeyim. Burada tercihimi Powerbast vk 500 w kasadan yana kullandım. Eğer RGB ve yan tarafı temperli cam kasa seven arkadaşlarımız varsa 100 TL daha çıkıp bizim seçtiğimiz modeli üst segmentte olan VKP331B 500W modelini tercih edebilir. Bu tamamen sizin bütçenizle ilgili. Arkadaşlar biz seçenekleri sunalım. 4000 TL bütçe sınırını aşmadan alıp almamak tamamen sizin tercihiniz. Sistem bileşenleri bu şekildeydi. Yeni bir sistem videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.